Ateş sarar, acı dolar yürekler. Yine koşar hasretlere ümitler. Sana hüzün sevgilerden armağan. Bir güneş batar, yok olur tüm sevdalar. Yine rüzgar karanlık yamaçlarda. Sana hasret gözyaşıyla armağan. Anne, babam bu gece de mi gelmeyecek? Hayır Ömer'cim, gelemeyecek. Niye ama? Koçum, babanın önemli bir işi çıktı. Birkaç gün şehir dışında olacak. Orada çok kalacak mı? Hayır Ömer'cim, yakında dönecek. Ömer'cim, nerede senin yapbozun? Odama çıkardım. Hani baban gelene kadar birazını yapacaktık? Hadi gidip devam edelim mi? Olur. Hadi o zaman. Adamı ayarladınız mı? Evet Semih Bey. Yarın sabah Galip'in kaldığı koğuşa girecek. Her şey planlandı. Güzel. Benden haber beklesin. Ben emir vermeden sakın bir şey yapmaya kalkmasın. Peki patron. Dua et de Hanzade teklifimi kabul etsin Galip. Yoksa o delikten ancak tabutun çıkar. Allah kurtarsın kardeş. Eyvallah. Duyduğuma göre Galip Çelebi de bu koğuştaymış. Şu holding sahibi. Evet, öyle. Hangisi? İşte o. Nedir bu? İşler planladığımız gibi yürüyor. Akınca Galibi kurtaracak olan kanıt. İzle. Bak bu iş şakaya gelmez. Çelebilerin tırlarıyla 100 kilo üreni çıkaracağız ülkeden. Büyük parti yani. Eğer bir sorun çıkarsa başım büyük belaya girer ona göre. Merak etmeyin Semih Bey. Ben söz verdiğim gibi işimi eksiksiz yaptım. Mallar tırlara yüklendi. Holdingin ihraç mallarıyla birlikte sizin uyuşturucular da yola çıktı. Yeter Semih. Emin misin? Peki. Şimdi bana inandın mı? Bu kayıt Galip'in kurtulmasını sağlayabilir. Eğer benimle gelirsen bunu sana vereceğim. Bunu düşünmek için bana biraz zaman verse mi? İstediğin kadar düşünebilirsin Hanzade. Ama unutma, hapishane pek tekin bir yer değil.
Gerçekten Semih'le konuştun mu? Evet yenge. Akın sen delirdin mi? O adamın ne kadar tehlikeli olduğunu bilmiyor musun? Bunu yapmak zorundaydım. Ne söyledi sana? Abimin hapisten kurtulmasının sana bağlı olduğunu söyledi. Sana bir teklifte bulunmuş. Bu doğru mu? Doğru. Peki bunu neden söylemedin yenge? Telaşlanmanızı istemedim. Onunla görüştüğüne inanamıyorum yenge. Daha az önce onun ne kadar tehlikeli olduğunu söylüyordum. Ya sana zarar verseydi? Bana bir şey yapmaz Akın, sen de biliyorsun. Semih benim yüzümden herkese acı çektirdi ama bana zarar vermez. Peki neymiş teklifi? Ne istiyor senden? Beni. Galip'in suçsuz olduğunu ispatlamanın bir yolu var. Nasıl? Semih bana bir şey teklif etti anne. Eğer onunla gitmeyi kabul edersem Semih bunu ispatlayabilir. Ne? Siz aklınızı mı kaçırdınız? Böyle bir şey mümkün değil. Hem doğru söylediğine malum. O adamı bize neler yaptığını unuttunuz mu? Anneciğim, ne yazık ki şu an yapabileceğimiz başka hiçbir şey yok. Burada kimse senin gösterdiğin cesareti göstermezdi. Hayatımı kurtardın. Sağ ol. Teşekküre gerek yok. Doğru olduğunu düşündüğüm şeyi yaptım. Hayat gerçekten çok tuhaf. Kader dedikleri böyle bir şey olsa gerek. Bu kadar büyütmeye gerek yok. Buraya neden geldiğimi bilseydin beni bu heriflerin elinden biraz zor kurtarırdın. Anlamadım. Ben buraya seni öldürmeye gelmiştim. Beni Semih gönderdi. Seni öldürmem için tuttu beni. Beni öldürmeye geldiysen neden bunu bana anlatıyorsun? Çünkü senin gibi birini öldüremem. Sen benim hayatımı kurtardın. Desene. Seninkiyle beraber kendi hayatımı da kurtarmışım. Kusura bakma abi. Semih'in teklifini kabul edeceğim. Ne diyorsun sen yenge? Çıldırdın mı Hanzade? Buna asla müsaade etmem. Yapacak başka bir şey yok. Buna mecburum. Hayır. Kesinlikle olmaz. Anne neden anlamıyorsun? Bunu Galip için yapmak zorundayım. Semih bütün bunları benim yüzümden yapıyor. Galip'e daha fazla zarar vermesine izin veremem. Peki abimin de bunu bilmeye hakkı yok mu? Ona söylemeyecek misin? Söyleyeceğim Akın. Birazdan onu görmeye gideceğim. Geleceğini biliyordum Hanzade. Sen akıllı bir kadınsın. Doğru olanı yaptın. Kaset nerede Semih?
Benimle oyun oynama Semih. Söz vermiştim. Peki sen? Sözünde duracak mısın? Benimle gelecek misin? Hanzade. Sözünü tutacak mısın? Eğer bunu istiyorsan benimle gelmek zorundasın. Bir şey söyle Hanzade. Evet mi? Seninle geleceğim. Bunu duymak için çok uzun zamandır bekliyorum. Şimdi karşımdasın ve benimle geleceğini söylüyorsun. Gerçekten benimle gelecek misin? Evet Semih. Ama Galip hapisten çıktıktan sonra. Neden? Sözümde durmam diye mi korkuyorsun? Bunu istediğin zaman istediğin kişiye gönderebilirsin. Yeter ki benimle gel. Sözünü tutacağını biliyorum Semih. Ama Galip hapisten çıktığında burada olmalıyım. Neden? Galip'le bir gün geçirmem için bana izin ver. Böyle bir aptallık yapmayacağımı biliyorsun. Sadece bir gün. Ondan sonra seninle istediğin yere gelirim. Sana söz veriyorum. Senden bir gün istiyorum. Hayatımın geri kalanını seninle geçirmeye razıyım Semih. Sakın bunu yaptığıma pişman etme beni. Gelmiştiniz değil mi? Evet, birkaç gün oldu. Hapishane hayatı zor tabii. Buradaki hayat dışarıdan çok daha güvenli doktor bey. Haklısınız. Ailenizle ilgili bir sorun vardı değil mi? Sorunları düşünmemeye çalışın. Şimdilik ilaç yeterli. Eğer tekrarlarsa daha kapsamlı bir inceleme yaparız. Sağ olun. Yengem çıldırmış olmalı. Semih'le gitmeye göze aldığına inanamıyorum. Böyle bir şey olmayacak Akın. Hanzade bir yere gitmeyecek. Anne, o adam tam bir psikopat. Ne yapacağı belli olmaz. Ya yengemi kaçırırsa? Ya bütün bunlar bir oyunsa? O şerefsizin yine bir şeyler tezgahladığına eminim. Eğer yengemin başına bir şey gelirse... Akın, yeter artık. Zaten zor ayakta duruyorum. Hanzade ne yaptığının farkında. Semih'le nasıl baş edilebileceğini hepimizden iyi biliyor. Gitmesine izin vermeyecektik anne. Abim bunu öğrendiğinde çok kızacak. Hadi geçmiş olsun. İlaç saatinde gelirim, revire gideriz. Tamam, sağ ol. Hayırdır? Bir şey mi oldu abi? Yok bir şey, biraz rahatsızlandım. Geçmiş olsun abi. İyi misin abi? Bir şeyin yok ya. İyiyim iyiyim, toparlandım. Bir şeye ihtiyacın var mı? Yok Hüseyin kardeş, sağ ol. Sen iyice bir dinlen. Bir şeye ihtiyacın olursa bana seslenirsin.
Tamam, sağ ol. Şimdi ne yapacaksın Semih Bey? Bekleyeceğim Yusuf. Bekleyip Galip'in nasıl mahvolduğunu izleyeceğim. Patron, Yağanzade Hanım'a verdiğiniz o kaset. Ne olmuş ona? O görüntüler Galip Çelebi'yi aklamak için yeter de artar bile. Yakında onu bırakırlar. Benim istediğim de bu. Ona özgürlüğünü vereceğim. Ama karşılığında çok daha önemli bir şey alacağım. Şimdi ödeşme zamanı Galip. Yıllardır çektiğim acıları sen de çekeceksin. Hanzade'yi senden alacağım. Çok geç oldu. Nerede kaldı yengem? Ya başına bir şey geldiyse? Akın, korkutma beni. Zaten yüreğim ağzımda. Hanzade, nerede kaldın kızım? Çok merak ettik yenge, iyi misin? İyiyim. Semih'le görüştün mü? Görüştüm. Ne oldu peki, kaseti verdi mi? Hanzade, anlatsana ne oldu? Anne, şimdi anlatacak durumda değilim. Odama gidip dinleneceğim. Ama kızım. Sabah konuşuruz. Gel Hüseyin. Abi. Hayırdır? Uyku tutmadı. Bir ıhlamur demleyeyim mi abi? İyi gelir. Sağ ol, gerek yok. Aklım dışarıda. Ailemi düşünüyorum. Mahpusluk işte böyle bir şey abi. Kendin içeride, aklın dışarıda. Böyle elim kolum bağlı oturup beklemek beni deli ediyor. Belki de ailem tehlikeli. Ama ben bir şey yapamıyorum. Buraya tıkılıp kaldım. Ne tehlikesi? Bir durum mu var? Neden bahsettiğimi çok iyi biliyorsun. Semih. Bize yapmadığını bırakmadım. Bir sürü dümen çevirip beni buraya tıkmayı başardı. Şimdi ailemin peşinde, bunu biliyorum. Ama bir şey yapamıyorum. Bu çaresizlik beni çıldırtıyor. Yengem hiç iyi görünmüyordu. Ne oldu acaba? Bir şey de anlatmadı ki. Bence yengem Semih'in teklifini kabul etmiş. Öyle mi dersin? Halini görmedim anne. İşler nasıl bu hale geldi anlamıyorum ki. Kurtulmak için çırpındıkça daha çok batıyoruz sanki. Yengem resmen kendini kurban ediyor. Abimin bundan haberi bile yok. Anne. Ne yapacağız? Yengemin bunu yapmasına göz mü yumacağız? Karar vermekte hiç bu kadar zorlanmamıştım Akın. Bir tarafta oğlum, diğer tarafta kızım. Ne yapacağımı şaşırdım artık. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu bilmiyorum. Gece uzun, ne yana dönsem yüzüm, bir yanında sevda ateşi, bir yanında
geceleri buna sevda dedi, aşk dedi, düş dedi. Kimileri de böyle aşk olmaz unut dedi. Bu yüreğim çarpıyor seninle senin için. Bir tek o seni benden de çok seviyor. Niceleri buna sevda dedi, hayal dedi, geç dedi. Kimileri de böyle aşk olmaz unut dedi. Bu yüreğim çarpıyor seninle senin için. Bir tek o seni benden de çok seviyor. Günaydın Hanzade. Nasılsın? Günaydın anne, iyiyim. Günaydın Esma Onur Hanım. Kahvaltıyı hazırlayayım mı? Hazırla Gonca. Erken kalkmışsın kızım. Dinlenseydin biraz. Birazdan avukat gelecek anne. Avukat mı? Neden? Ben çağırdım. Hanzade. Ne oldu? Dün gece de bir şey anlatmadın. Anlatacağım anne, avukat da gelsin. Günaydın. Avukat gelecekmiş Akın. Neden? Bir şey mi bulmuşlar? Ben çağırdım Akın. Kaset için. Galip'i kurtarmak için gerekli kanıt artık elimizde. Hanzade Hanım, Kemal Bey geldi. Sizinle görüşmek istiyorlar. İyi günler. Hoş geldiniz Kemal Bey. Buyurun. Merhaba. Hoş geldiniz. Siz arayınca hemen yola çıktım. Acil görüşmem gerekiyordu. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Rica ederim. Hanzade Hanım telefonda bir kanıta ulaştığını söyledi. Evet. Durumu tamamen lehimize çevirecek bir kaset var elimde. Ne var bunda? Galip'in suçsuz olduğunu kanıtlayacak görüntüler. İzlediğinizde göreceksiniz. Abi, bir arzun var mı? Eğer istersen yardımcı oluruz icabında. Varsa bir isteğin söylemen yeter. Anlamadım, ne isteği? Hani dışarıyla bağlantı kurmak istersin belki. Bizde külüstür bir alet var. İstersen hemen ayarlarız. Telefon mu? Telefon ya. Gel benimle. Anlat bakalım. Nedir son durum? İşler istediğimiz gibi ilerliyor mu? Her şey yolunda Semih Bey. Planladığımız gibi yürüyor. Akın Çelebi'den aldığımız imza işleri hızlandırdı. Bak bu iş şakaya gelmez. Çelebilerin tırlarıyla 100 kilo öreğin çıkaracağız ülkeden. Büyük parti yani. Eğer bir sorun çıkarsa başın büyük belaya girer ona göre. Merak etmeyin Semih Bey. Söz verdiğim gibi işimi eksiksiz yaptım. Mallar tırlara yüklendi. Holding'in ihraç mallarıyla birlikte sizin uyuşturucular da yola çıktı. Ne düşünüyorsunuz? Bu çok önemli bir kanıt. Galip Bey'i kurtarmak için yeterli olacağını sanıyorum. Kasette her şey apaçık görünüyor. Kumpas kurulduğu ortada. Yani oğlum kurtulacak öyle mi? Evet Esma Nur Hanım. Artık elimizde somut bir delil var. Allah'ım, Allah'ım çok şükür. Abim hapisten ne zaman çıkar Kemal Bey? Bunun için işlemleri hemen başlatacağız. Fazla uzun süreceğini sanmıyorum. Ben artık gideyim. Savcıyla bağlantıya geçip kaseti hemen ulaştırmalıyım. Sizden haber bekleyeceğiz. Bu kasete nasıl ulaştığınızı bilmiyorum ama bu gerçekten Galip Bey'in kurtuluşu olacak. Müsaadenizle. Ben sizi geçireyim.
Tuvalette mi saklıyorsunuz? En güvenli yer burası. Çalıştığına emin misin? Külüstür falan ama işimizi görüyor. Yalnız fazla kontör yok. Çok sağ ol. Önemli değil. Vallahi bunu hiç beklemiyordum. Ne demek abi? Senin sıkıntın bizim de sıkıntımız. Yalnız kısık sesle konuş. Ne olur ne olmaz yani. Tamam mı? Tamam. Hadi. Sağ ol. Efendim. Hanzade benim. Galip. Beni bu numaradan ara Hanzade. Bekliyorum. Tamam canım. Galip mi? Çıkmış mı yoksa? Bilmiyorum, konuşamadı. Aramamı söyledi. Hanzade. Nasıl oldun Galip? Beni merak etme. İyiyim ben. Asıl siz nasılsınız? Herkes iyi mi? İyiyiz Galip. Hepimiz iyiyiz. Galipciğim, sana bir müjdem var. Öyle mi? Neymiş o? Az önce avukatla görüştük. Çok yakında çıkıyorsun. Bu doğru mu? Evet Galip. Avukat şimdi yolda. Savcıyla görüşmeye gidiyor. Ama nasıl? Bir şey mi buldular? Evet. Ellerinde suçsuz olduğunu ispatlayan bir kanıt var. Hanzade, nasıl bir kanıt? Ne buldular? Galip, bunu şimdi telefonda anlatamam. Sonra konuşuruz. Hem bunun bir önemi yok. Önemli olan senin artık yanımızda olacağın. Evet, önemli olan bu. Seni seviyorum Hanzade. Burada senden uzakta seni ne kadar çok sevdiğimi daha iyi anladım. Seni bir daha asla bırakmayacağım. Sana söz veriyorum. Bundan sonra hiç ayrılmayacağız. Gel. Buyurun Semih Bey. Her şey hazır mı? Evet patron. Emrettiğiniz gibi. Eksikleri de tamamladık. Hata istemiyorum. Denizin ortasında saçma sapan aksiliklerle uğraşmayalım. Merak etmeyin Semih Bey. Yolculuk için her şey tamam. İsterseniz hemen yola çıkabiliriz. Hanzade'yi almadan hiçbir yere gitmem. Onun geleceğine inanıyor musunuz patron? Ne diyorsun sen? Özür dilerim patron. Ama hani kadınların sözüne pek güven olmaz ya. Çık dışarı. Galip'ten neden vazgeçemiyorsun diye sormayacağım sana. Çünkü biliyorum. Bunun cevabı yok. Bunun cevabı aşk Semih. O bu aşkı hak etmedi Hanzade. Galip senin için ne yaptı? Sana acıdan başka ne verdi? Ben onu karşılıksız sevdim Semih. Senin beni sevdiğin gibi. Belki de haklısın Semih. Belki de bunca yıl boşuna sabrettim. Ama sen de aynısını yaptın. Aşkın için her şeyi göze aldın. Bunca tehlikeye rağmen son bir kez şansını denemek istedin. Bundan hiç vazgeçmedim ki. Belki ben de son bir kez cesaretimi toplayıp Galip'in karşısına çıkmalıyım. Bunun ne faydası olacak ki? Bu ilişki için yeterince çabalamadın mı? Bu defteri kapatmak için Galip'le son bir kez yüzleşmeliyim. Bunca yıldır onu kazanmak için neler kaybettiğimi o da bilmeli. Peki ya sonra? Bize bir şans tanımayacak mısın? Zamanı gelince karşına çıkıp sana bunun cevabını vereceğim Semih. Söz veriyorum. Hanzade. Sözünü tutacak mısın? Eğer bunu istiyorsan benimle gelmek zorundasın.
Bir şey söyle Anzade. Evet mi? Seninle geleceğim. Bunu duymak için çok uzun zamandır bekliyorum. Şimdi karşımdasın ve benimle geleceğini söylüyorsun. Gerçekten benimle gelecek misin? Evet Semih. Hanzade kimseye benzemez. O verdiği sözü tutar. Bana gelecek. Bunu biliyorum. Hiç kimseye güvenmediğim kadar güveniyorum ona. Yengem hiç iyi görünmüyor. Onun bu halini görünce Galip için sevinemiyorum bile. Ne olacak bu işin sonu oğlum? Bilmiyorum anne. Asıl bunu abime nasıl söyleyeceğiz ben onu düşünüyorum. Avukat arıyor. Kemal Bey. Akın Bey, size iyi haberlerim var. Öyle mi? Sonuç nedir acaba? Dava düştü. Galip Bey de birkaç saat içinde çıkacak. Dava düşmüş. Ah. Tamam. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Abim bugün çıkıyormuş. Duydun mu Hanzade? Galip eve dönüyor. Baba işin ne kadar uzun sürdü. Seni çok özledim. Ben de Ömer Azam. Hepinizi çok özledim. Artık gitmeyeceksin değil mi baba? Hayır gitmeyeceğim. Bir daha hiç böyle ayrı kalmayacağız. Galip. Ne oldu? Yeniden hep bir arada olmak çok güzel. Ailemin kıymetini şimdi çok daha iyi anladım. Baba neden böyle konuşuyorsun? Neden olacak? Sizi çok özledim de ondan. Baş gezisi babama yaramış değil mi amca? Öyle görünüyor Ömerciğim. Seninle çok uzaklara gideceğiz Hanzade. Kimsenin bize ulaşamayacağı kadar uzaklara gideceğiz. Patron. Bizim çocuklar aradı. Galip hapisten çıkmış. Ne diyelim? Geçmiş olsun. Yatın hemen hazırlanmasını istiyorum. Her şey eksiksiz olsun. Tamam patron. Zamanı geldi. Bu Semih Alçağ'yla ne yapacağız abi? Onunla hesabımızı göreceğiz Akın. Yaptıkları yanına kalmayacak. Ama önce şu işleri toparlamamız lazım. Evet abi, şirkette işler bayağı aksadı. Sabah erkenden kalkıp şirkete gitmek lazım. Bir süre işlere yoğunlaşmamız lazım. Sonra da Semih'le ne yapacağımıza bakarız. Hı hı. Bu adam bize çok zarar verdi. Önlemimizi almazsak sonra çok pişman olabiliriz. Belli ki bizimle uğraşmaktan vazgeçmeye niyet yok. Çocuklar, şimdi bunları konuşup tadımızı kaçırmayalım ha? Evet abi. Sen buradasın ya, artık gerisi kolay. Bir çaresini buluruz. Evet, önemli olan hep bir arada olmamız. Bugün çok yoruldun Galip. Gidip biraz dinlensen. Yarın da erken kalkacaksın. Evet, yoğun bir gün oldu. Yatsam iyi olacak.
Hadi size iyi geceler. İyi geceler abi. İyi geceler oğlum. Ben de bir Ömer'e bakayım. Anne. Abime bunu nasıl söyleyeceğiz? Bilmiyorum Akın. Ama şimdi hiç sırası değildi. Şimdi söyleyip de gecesini mahvetmek olmazdı. Bir şekilde söylemek lazım ama. Nasıl? Sen yarın uygun bir zamanda konuşursun onunla. Seni bırakmayacaklar diye çok korktum Galip. Burada olduğum için mutlusun. Hem de çok. Tek istediğim senin mutlu olman. İçeride düşünmek için bol bol zamanım oldu. Benim için yaptıklarını düşündün. Sen benim için her şeyi göze aldın. Meğerse beni hep sevmişsin. Ama ben bunu görememişim. İyi ki yanımdasın. Her yerde sizi arıyorum. Neredesiniz? Buradayız işte. Ne yapıyordunuz burada? Seni bekliyorduk. Niye? Niye olacak? Seni güldürmek için. Değil mi annesi? Şimdi mi güleceksin yoksa seni zorla mı güldürelim? Yapmasana ya. İmdat. Güldüm işte, tamam. Bu seferlik affedelim mi? Bilmem ki. Eğer hemen yatağına gidersen belki. Hayır baba ya. Ben bu gece burada yatacağım. Sen de bugün burada yatacaksın değil mi anne? Hadi anne ne olur. Üçümüz birlikte yatalım. Peki Ömerciğim. Çok inceledim müdür. Sütten dili yanan yoğurdu üfleyerek yermiş. Bundan sonra her evrakı iki kere kontrol etmek lazım. Haklısın, önlem almak lazım. Böyle bir şeyin tekrarlanmasını istemeyiz. Merak etmeyin. Bundan sonra başınıza dert açmayacağım. Neredeyse her şeyi mahvediyordum. Dert etme artık. İşleri yoluna koyacağız. Döndüğüne göre artık işlere asılırız değil mi Galip? Yani şunun şurasında 3 günlük tatil yaptık. Onu da çok gördünüz ha. Ne tatil ama. Neyse ki suçsuz olduğun ispatlandı. Yoksa bu tatil epey uzayacaktı. Bunu düşünmek bile istemiyorum. Sahi Akın, beni kurtaran bu delil neymiş? Senin bundan haberin var mı? Hanzade, Galip'le konuştunuz mu? Ona anlattın mı? Hayır. Dün gece her şey o kadar güzeldi ki bozmak istemedim. Söyleyemedim. Duyduğunda kim bilir nasıl tepki verecek? Bunu nasıl söyleyeceğiz ona? Bilmiyorum anne. Söylesene Akın. Abi, herhalde şey oldu. Aslında avukatlar çok iyi iş çıkardı. Lehine bir delil bulmak için bütün evrakı defalarca incelediler. Evet. Hanzade. Benim de zaten halletmem gereken işler vardı. Evet, benim de, evet. İyi de konuşuyorduk. Tamam abi, akşam görüşürüz. Günaydın. Günaydın Galip. Sabah erken çıkmışsın, beni de uyandırsaydın keşke. Ömer'le birlikte öyle güzel uyuyordunuz ki uyandırmaya kıyamadım. Her şey yoluna girecek değil mi Galip?
Bunun için elimden geleni yapacağım. Biliyorum. Şimdi biraz işim var Hanzade. Akşama görüşürüz. Görüşürüz Galip. Çıkıp biraz hava alsaydık keşke. Hiç canım istemiyor müdür. Kafam çok karışık. Sıkma canını. Eğer işlerdense... Yok müdür. Biliyorum işler bir şekilde yoluna girer. Kendine çok yükleniyorsun Galip. Şu Semih meselesi canımı çok sıkıyor. Bu kadar ileri gidebildiğine ben de inanamıyorum. Bu adam iyice gözünü karartmış. Onun tek derdi benim. Benden kurtulmak için her şeyi yaptı. Ama buraya kadar. Ne demek istiyorsun? Bugüne kadar Semih belasıyla baş edemedik. Ama artık sabrım kalmadı Cüneyt. Patron, madem gidiyoruz adamları dağıtayım mı? Hayır Yusuf. Son ana kadar kimse bir yere ayrılmasın. Peki patron. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Son anda bir aksilik olsun istemiyorum. Sen bu konuda ciddi misin? Başka çarem yok. Artık onun anlayacağı dilden konuşacağım. Emin misin? Hı. Semih'i tanımıyorsun Cüneyt. Adam hapisten bile kaçmayı başardı. Her seferinde bir yolunu bulup paçasını kurtarıyor. Anlayacağım başka çarem kalmadı. Ailemin güvenliği söz konusu. Bu adamla kendim baş etmek zorundayım. Buna mecburum. Bir tanıdığım var. Zamanında bir meseleyi halletmek için birilerinden yardım almıştı. Onu arayıp bir akıl danışayım. Belki bize yardımcı olacak birilerini tanıyordur. Hı hı. Peki balayı suitiniz var mı? Evet, bu akşam için rezervasyon yaptırmak istiyorum. Hayır, sadece bir gece. Evet, Hanzade Çelebi adına. Peki, teşekkür ederim. Hanzade? Neler oluyor? Yaşadıklarından sonra Galip'e biraz moral vermek istiyorum anne. Bu gece için ona güzel bir sürpriz yapacağım. Bu ona çok iyi gelecek Hanzade. İkinize de iyi gelecek. Tamam. O zaman birazdan görüşmek üzere. Size de. Ne oldu? Ne dediler? Birazdan burada olacaklar. Bir görüşelim de kararı sonra veririz. Neyse bir gelsinler de. Umarım işe yarar. Bu adamlar sonra başımıza bela olmasınlar. Vallahi o konuda ben de endişeliyim. Sonuçta yaptıkları işler belli. En az Semih kadar pis işlere bulaştıklarından eminim. Semih'le ancak böyle adamlar baş edebilir. Bir ateş sarar, acı dolar yürekler. Yine koşar hasretlere ümitler. Sana hüzün sevgilerden armağan. Bir güneş batar yok olur tüm sevdalar. Yine rüzgar karanlık yamaçlarda. Sana hasret.